Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Bugün sizler için durağımız Bursa TÜYAP Gayrimenkul ve İnşaat Fuarı'nı ziyaret ettik. Fuar katılımcılarımızdan da Morku Ağız firmasına konuk olduk. Yanımızda film ortağımız Murat Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firmayla alakaları neler aktaracak. Merhabalar Murat Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı fuarlar. Teşekkür ederiz. Biraz fuarla ilgili görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz. Nasıl gidiyor? Fuarımız çok güzel. Geçen sene de katılmıştık bu fuarlara. Oldukça etkisini gördük. Şimdi markalaşma yolunda ilerlediğimiz noktada bayağı faydasını görüyoruz. Umarım hayırlı olur sizin için. Çok sağ olun. İnşallah. Peki Murat Bey, biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Sektöre girişinizden bahsetmenizi isteyeceğiz. Kaç yıl oldu? 20 yılı geçti. Ben 77 doğumluyum. 94 senesinde Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Dekorasyon Bölümünden mezun olduktan sonra sektörde hem imalat noktasında bilfiil Çin mutfağından gelmekteyim. Bunun yanı sıra yazılım programlarında, işte tasarım programlarında da bayağı böyle bir eğitim alma noktasında da geri kalmadım. İç mimarlık eğitimleri aldım İstanbul'da. Bununla beraber işte biraz araştırmalarım, merakım, mesleğe olan sevgimden dolayı değişik ürünler tasarlamayı, insanların ergonomisi, işte zevklerine uygun ürünler planlamaya ve üretmeye çalıştık. Çözüm odaklı gittiğimiz için de başarılı olduğumuza inanıyorum. Peki Morku Ağız olarak kaç yılında kuruldu? Geçmişten günümüze neler değişti? Morku Ağız'ı kurmadan evvel sektördeki farklı sıkıntıların farkındaydık. Arkadaşlarla birlikte bir araya gelmeden önce, biz üç ortağız bu arada. Onlarla bir araya gelmeden önce kendilerine sektörün sıkıntılarını iyice aktardıktan sonra dedim, yani bu şekilde yapabilirsek üretimlerimizi kalite, termin, vizyon olan ürünler yapabilirsek başarılı olabileceğimize inanıyorum diye bahsettim. Bir Türkiye markası olmamamızın hiçbir nedeni yok diye aktardığımda onlar da kendi önerilerini sunduklarında, yani güzel bir çalışma yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Morku Ağız firması 2015 yılının son aylarında kuruldu. Önce ilk 6 ay hiçbir üretim yapmadan sadece Ar-Ge ve işte makine yatırımlarıyla ilgilendik. Neler yapabiliriz diye araştırdık. Sonra geçen sene Nisan ayı fuarıyla birlikte üretimimize başladık. Bir yıl içerisinde çok güzel çalışmalara imza attık. 25-26 çeşit müteahhit firma ile çalışmaya başladık. Bunun yanı sıra perakende noktasında da iyi bir ivme yakaladık. Perakendeye çok önem veriyoruz. Çünkü marka bilincini oturtmak adına perakende müşterimiz bizim için olmazsa olmazımız. Yani bu noktada inşallah ciddi bir firma olma noktasında ilerliyoruz inşallah. Peki biraz ürünlerden ve detaylarından bahsetmenizi isteyeceğim. Neler üretiyoruz? Evet. Biz ağırlıklı mutfak dolabı üretiyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki banyo dolabı, evlerin vazgeçilmezi. Ve kapılarımız var. Kapılarda tercih ettiğimiz ürün grubu deformasyona dayanıklı, uzun ömürlü, kullanışlı olması. Tabii ki daha spesifik ürünler de üretilebilir mi? Mümkündür. Fakat geri dönüşü olduktan sonra ürünlerin, yani sorun çıkarttıktan sonra hem tüketiciye hem bizlere bu çok sağlıklı ve işte çözülemez noktalara varabiliyor. İsminize leke getirebiliyor. Bu noktada biz tercihlerimizi ürünlerimize de, yani kullandığımız ham maddelerde olsun, aksesuarlarda olsun, hem tüketicinin uzun ömürlü kullanılmasını sağlayacak, hem de bizi yüceltecek, yani işte seçimlerimizi doğru yaptığımızı kanıtlayacak ürünler kullanmayı uygun buluyoruz. Yani bunun yanı sıra tabii ki özel siparişlerimiz oluyor perakendeye yönelik. Yatak odası dolapları da yaptığımız oluyor. Çünkü fabrikamız buna müsait. Hazır malzemeyle üretilen tüm ürünleri üretebiliyoruz. Peki Morku Ağız'la alakalı izleyicilerimize neler aktaracaksınız?
Morkuaz adından da anlaşılacağı üzere farklı bir renk. Biz öyle başladık aslında bu yola. Değişik bir renk katalım insanlara, tüketicilere diye düşündük. İsmi çok araştırdık. Sonra mor rengi ve turkuaz renginin işte birbirine tezat oluşu, fakat bir araya geldiklerinde ne kadar güzel bir uyum olduğunu gördük. Biz de böyle farklı bir renk katalım diye ismimizi de Morkuaz olarak belirledik. Ve işte bundan sonra hayatınıza biraz Morkuaz diyerek yolumuza devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Murat Bey. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız Bursa TÜYAP dedik. Gayrimenkul ve İnşaat Fuarı'ndan sizlere sesleniyoruz. Şimdilik fuar alanından aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.